Merhaba arkadaşlar, HDS 28 Türkçe'nin çözümleriyle beraberiz. Numaralanmış cümlelerden hangileri olumlu isim cümlesidir demiş. Yani bakmamız gereken hem olumlu hem de isim cümlesi meselesi. Böyle daire içine alırsanız zorlanmazsınız. En büyük hayali bir uçurtma gibi mavi göklerde süzülmekti. Gördüğünüz gibi mekmak fiil yüklemi isimleştirmiş. Bunu özellikle sorduk. Ne olur bunu öğrenin. Bu çok ciddi bir eleme sorusu olur. Burada isim yüklem var ve olumluluk söz konusu. Birin olmadıklarını elersek ya 1-2 ya 1-4. Karne zamanı birkaç gün yanıma gelmediği için meraklanmıştım. Meraklanmak değerli dostlar burada fiil yüklemdir. Haliyle 2'yi böyle eledik. Cevabımız Bursa 1-4. Göz göze, göz göre göre böyle bir hata yapmayacak kadar uyanıktı. Yine gördüğünüz gibi uyanık ismine ek fiil gelerek onu yüklemleştirmiş. 1 ve 4 hem isim yüklem hem de olumlu cümle. İkinci soruma geçiyorum. Aşağıdakilerin hangisinde ecek, acak eki eklendiği sözcüğü sıfat fiil yapmıştır? Hatırlayın. Özellikle sıfat fiillerde ar, er, acak, ecek, mış, miş bunlar hem kalıcı isim yapabiliyordu, hem fiil yüklem yapıyordu, hem de fiilimsi. Bizden şu an sıfat fiil yapanı istiyor. Sipariş ettiği telefon yarın gelecek. Burada fiil yüklem olmuş. Fiil yüklemlerde fiilimsi aranmaz. Gün gelecek, kimin haklı olduğunu herkes bilecek. İki yerde kullanılmış. Yine bunların ikisinde de fiil yüklem var. Haliyle fiil yüklemlerde fiilimsi aranmaz. Deftere yazılacak notları düzenledi. Bu cümlenin yüklemi düzenledi fiili. Yazılacak not. Nasıl not? Yazılacak not. Deftere yazılacak not. Gördüğünüz gibi sıfat fiil oldu. Cevabımız Ceyhan. Denizli'ye de bakalım her ihtimale karşı. Bundan sonra deterjansız yıkanacak çamaşırlar. Burada yüklem yıkanacak sözcüğü, çamaşırlar deterjansız yıkanacak anlamında. Haliyle bu tuzağa, bu aldatmaya düşmeyelim. Kendinden sonra evet bir isim gelmiş ama bu cümlenin yüklemi yıkanacak sözcüğü fiil yüklemdir. Fiil yüklemlerde fiilimsi aranmaz demiştik. Üçüncü sorum, virgül gereksiz kullanılmıştır. Değerli arkadaşlar, virgülün kullanıldığı yerler kadar kullanılmaması gereken yerlerde önemli eleyici soru kalıplarıdır. Ne kızı veriyor ne de dünürü küstürüyordu. O kadar güzel bir görüntü var ki burada. Evet, sıralı cümleler var diye düşünüyorsunuz. Sıralı cümleler virgüllerle birbirine bağlanabilirdi. Haklısınız. Ancak gözünüzden kaçırdığınız burada nn bağlacıyla bağlanmış bir cümle var. Ve bağlaçla virgül peş peşe kullanılmaz. Birinden sonra diğeri gelmez. Haliyle burada virgül gereksiz kullanılmıştır. Ama soru kalıbında kullanılmadığı yeri soruyordu. O yüzden cevabımız A olamaz. Hayvanlar koklaşa koklaşa anlaşır. Yine burada bir ikileme var. İkilemeler arasına noktalama işareti giremez. Virgül burada gereksiz kullanılmıştır. Hiç yorulmadan zengin olmak istiyordu. Eğer aynı görevli fiilimsiler gelirse, zarf fiil olur, bu sıfat fiil olur, isim fiil olur. Ancak özellikle zarf fiillerde şöyle bir durum var. Tek başına bir zarf fiilden sonra fiilimsi gelmez. Eş görevli zarf fiil olsaydı virgülün kullanımı doğru olurdu. Fakat görüldüğü gibi tek bir fiilimsi var, eş görev yok. Haliyle virgülün kullanılması yanlış. Haydar 2 hafta sonra okulundan mezun olacakmış cümlesinde özneyi belirtmek için virgül kullanılır. Herhangi bir gereksizlik yok. 4. sorum. Cümlesinin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır? Müfettiş Osman Bey 4. saat Ali öğretmenin dersini teftiş edecekti. Öncelikle yüklemi doğru bulmamız lazım. Teftiş ve etmek isim artı yardımcı fiil. Bunlar ayrı yazılmış çünkü isimde ses düşmesi, ses türemesi yok gördüğünüz gibi. Ama bunları bir bütün olarak kabul etmek zorundayız bu yapıyı. Hatırlayın 7. sınıfta görmüştünüz. Kim teftiş edecekti? Müfettiş Osman Bey. Evet, öznem. Özne ile başlamayanları eledik. Zaten cevap hemen çıktı.
Ne zaman? 4. saat. Neyi teftiş edecekti? Ali öğretmenin dersini. Özne, zarf, tümleci, nesne ve yüklem dedik. Cevabımız hemen çıktı ortaya. 5. soruma geliyorum. Aşağıdakilerin hangisinde yay ayrıç içinde verilen atasözü cümledeki anlamı desteklememektedir demiş. Sabırsız davranmakla daha çabuk sonuç alınacağı, başarı kazanılacağı sanılmamalıdır. Aceleyle yol alınmaz. Evet, birbirini desteklemiş. İyi çalışan iyi, kötü çalışan kötü sonuçlarla karşılaşır. Ne doğrarsan aşına, o çıkar kaşığına. Yine örtüşmüş. Kötü niyetle yapılan işten hayır gelmez. Niyet hayır, akıbet hayır demiş büyükler. Doğru, örtüşme yok. Çelişme yok, yine örtüşmüşler. Önüne çıkan fırsatı iyi değerlendirmelisin. Paça ıslanmadan balık tutulmaz. Burada hani kaz gelen yerden tavuk esirgenmez. Biraz rahmet istiyorsak biraz zahmete katlanmak esas. Haliyle uymayan seçenek denizli. 6. sorumuz. Aşağıdaki cümlelerden altı çizili sözcüklerin hangisinde büyük harflerin yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır? Teyzemler aşağı ayrancıda oturuyor. Evet, semt ismi, yer ismi, mahalli ismi, artık adına ne derseniz. Büyük harfle yazılması doğru. Akrabalık bildiren sözcükler küçük harfle yazılır. Kendinden sonra özel isim gelirse büyük harfle yazılırdı. Buna dikkat edelim ama burada teyzemler sözcüğü zaten büyük yazılmalı çünkü cümlenin ilk sözcüğü. Cümle içinde geçseydi küçük harfle yazılmalıydı. Buna dikkat edelim. Nevşehir İç Anadolu bölgesinde yer alıyor. Evet, bölge isimleri. İç ayrı yazılır, büyük harfle başlamıştır, doğrudur. Herhangi bir sıkıntımız yok. Okulumuz Etimeskut ilçesine bağlı demiş seçenekte. İlçenin ismi Etimeskut büyük harfle yazılır. Ancak ilçe sözcüğünü büyük harfle yazmak yanlıştır. Yer isminden sonra gelen il, ilçe, köy, kasaba sözcükleri küçük harfle yazılmalı. Cevabımız bu anlamda Ceyhan. Evet, akrabalık bildiren sözcükleri görüyorsunuz. Amcam Mahmut'tan sonra geldiği için sadece akrabalık bildiren ya da kendinden sonra özel isim almadığı için, daha doğrusu bu kendinden sonra özel isim gelmediği için küçük yazılmalı. Zaten yazılmış, herhangi bir sıkıntımız bu anlamda yok. 7. soru. Altı çizili sözün bu metne kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? Senin bu sorumsuzca, pişkince hareketlerin artık benim fazlaca canımı sıkmaya başladı. Pişkinlik tabiattan insana aktarmadır. Anlam olaylarından hatırlayın sözcükte anlamda. Bu kavram insanda saygısızlık, belki edepten, hayadan yoksunluk anlamları taşıyabiliyor. Saygısızca davranmak, işini yürütmek anlamında kullanılmış. Sorumsuz, gereğince pişmiş olmak, doğruyu söylemek gibi anlamların hiçbir türlü doğruluk payı yok. Cevabımız Adana. 8. sorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır? Özel isme bağlı ünvan grubu büyük harfle başlar. Gelen çekim eki kesme işaretiyle ayrılır. Doğru. TBMM'nin açılış yıl dönümü kutlandı. Kurum kuruluş isimleri kısa yazılırsa, kısaltılırsa gelenek kesme işaretiyle ayrılır. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi demiş olsaydık, yani kurum ve kuruluş ismini açılımıyla yazsaydık, o zaman gelenek kesme işaretiyle ayrılmaz. Mükemmel bir eleme sorusudur. Ne olur buna dikkat edelim ama şu an herhangi bir sıkıntı yok. Sayılara gelen yapım ve çekim ekleri, ki burada çekim eki gelmiş, kesme işaretiyle ayrılır. Doğru. Cevabımız neden bursa? Bu millet daha nice fatihler yetiştirir demiş. Değerli arkadaşlar hatırlayın. Lerlar aile anlamındaysa yapım ekidir. Özel isme gelen yapım eki kesme işaretiyle ayrılmaz. Ancak buradaki lerlar ve benzeri anlamındadır. Birden fazla çokluk anlamı katmıştır. Haliyle direkt özel ismin üstüne gelen çekim eki kesme işaretiyle ayrılmalıdır. Bu yüzden cevabımız Bursa. 9. sorum. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde çatı aranmaz?
Eğer yüklem, isim yüklemse orada çatı yoktu. Cevap zaten hemen kendini gösterdi. Sınav soruları oldukça zordu. İsim yüklemdir. Olmadı. Uyandım, seyrettim. Evet. Buralarda fiil yüklem var. Görüyorsunuz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Cevap Adana. 10. soru. Hangi öğrenci cümlede bulunan anlatım bozukluğunu doğru tahmin etmiştir demiş. Eserin son düzeltmeleri bitmiş, satışa sunulmuştur. Hatırlarsanız sıralı, bağlı ya da birleşik cümlelerde öge eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu olma ihtimali yüksektir demiştik. Eserin son düzeltmeleri bitmiş ve sunulmuştu. Sunulan ne? Eser. Şimdi özne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu hemen gözümüze çarpıyor. Doğru cevabı Nihat vermiş. Teşekkür ederim. Arkadaşlarım merhaba. HDS haftalık deneme sınavımızın 28.si ile beraberiz. Değerli arkadaşlar, şimdi birinci sorumuz bir üst, çarpanlar ve katlar sorusu. Bakın şöyle diyor. Diyor ki yukarıdaki çokgenler ve içlerindeki değerlere göre oluşturulan eşitlikler verilmiş. Bakın buradaki örüntüyü şöyle anlayalım. Dışındaki çokgenin kenar sayısı neyse içerideki sayıyla çarpılıyor. Dörtgen A ile çarpılıp 4A. Beşgen 5 ile çarpılıp A ile çarpılıp 5A. Şimdi o zaman üçgenin içindeki sayıyı aldığımız zaman bu ifadenin diyor pozitif çarpımı kaç farklı pozitif çarpanı vardır? Değerli arkadaşlarım 5 kere 3 artı 5 kere 4 artı 5 kere 5. Değerli arkadaşlar hepsinde 5 ortak çarpan olduğu için 5'i aldığınız zaman 3, 7, 12. Bu ifadeye dikkat ettiğiniz zaman 5 çarpı 2'nin karesi çarpı 3 üzeri 1 geldi mi? Geldi. Bizden pozitif çarpan sayısını istediğine göre kuvvetlerimize 1 ekleyip çarparsak pozitif çarpan sayısını buluruz. O zaman 3 çarpı 2 çarpı 2. Yani 12 tane neyi vardır? Pozitif çarpanı vardır. Cevabımız D şıkkı olacaktır. İkinci sorumuzda şöyle bir şey diyor. Yukarıdaki daireler diyor iki doğru ile dört parçaya bölünmüştür. Her bir parçada bulunan sayıların toplamı birbirine eşittir. Her bir parçadan kastımız birinci parça, ikinci parça, üçüncü parça ve dördüncü parça. Burada bulunan sayıların hepsinin toplamı diyor birbirine eşittir. O zaman şunları bir alalım. Değerli arkadaşlarım bahsi geçen sayılar bunlar. O zaman birinci parçaya gelecek olursak çünkü burada her şey belli. 49, 81 ve 36. Toplarsak 9 eklediğinizde 90, 130, 166. Demek ki her bir bölme 166 olacak. 166'dan 24, 17 daha ne yapar? 41 yapar. 166'dan 41'i çıkardığınız zaman M sayınız 125 gelecek. Bu da 5'in 3. kuvvetidir. M sayımızda 5'in 3. kuvvetini bulduk. Gelelim buraya. 26, 19 daha 45 yapar. 166'dan 45'i çıkardığınızda 121'dir. Bu da L sayısıdır. Bu da 11'in karesidir. 11'in karesi olan durumlar da bunlardır. L sayısı için. Buraya geldiğimizde 79, 23 daha ne yapacak? 82, 102. Yani 166'dan 102'yi çıkardığınız zaman K'yı bulacaksınız. Buradan da 64 gelecek. K dediğimiz ya 4'ün küpüdür ya da 8'in karesidir. O zaman bakalım. İkisi de burada var mevcut ama üçünün de sağlandığı durum gördüğünüz gibi ne çıktı? B şıkkı çıktı. Cevabımız B şıkkıdır. Üçüncü soruya gelelim. Yukarıda diyor önden görünümü eş dikdörtgensel zemin üzerine verilen köpek kulübesinin ölçüleri şekilde verilmiştir. Bu kulübenin diyor ön yüzündeki dış kapı da dış kapı dışında kalan alan boyanmıştır. Dış kapıdan kastımız burası. Burayı boyamamış. Buna göre diyor boya tüpü ve boyayabileceği alanlar A tüpü, B tüpü, C tüpü. A kök altılık, B iki kök altılık, C üç kök altılık alan boyuyor. Değerli arkadaşlar dilerseniz önce dikdörtgenlerimizin kenarlarını bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 olduğu için uzun olan her kenar kök 3 birim uzunluğunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 olduğu için kısa olan her kenar kök 2 birim uzunluğunda olur. Burada gördüğünüz eş dikdörtgenlerin her birinin alanı kök 6 birim kare şeklinde ya da metre kare şeklinde konuşabiliriz. Değerli arkadaşlarım diyor ki bu iş için tablodaki boya tüplerinin her birinden en az birer adet kullanıldığına göre, bura önemli bir bilgi, en az kaç tüp?
Şimdi iki tane bilgimiz var burada. Bir, her binden en az bir tane kullanacağız. O zaman her binden birer tane kullanalım. Toplamda 6 kök 6 bir metrekarelik alan boyanır. O zaman gelin önce şeklimize bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Şu yarım burayı tamamladığı için 17. Yine bu da burayı tamamladığı için 18. 19, 20, 21, 22. Değerli arkadaşlarım, şu ikisi bir tam yapacağı için 23. Yine bu ikisi bir tam yapacağı için 24. Bu ikisi bir tam yapar 25. Yine bu ikisi bir tam yapacağı 26. Tüm alan ne geldi? 26 kök 6 metrekare. Değerli arkadaşlarım, bakın A, B, C. Bunların hepsinden birer tane kullandık. Kök 6'yı aldık. En az sayıda kullanmamız gerektiği bilgisine gelecek olursak, burada da boyayabileceği alan miktarı büyük olan tüpten daha çok kullanırsak tüp sayımız aza iner. O zaman en çok C tüpünden kullanacağız. Şimdi biz 26'dan 6 kök 6'yı çıkardığımızda 20 kök 6'lık bir alanımız kalıyor. Bakın. O zaman C tüpünden ben 6 tane daha kullansam ne yapacak? 18 kök 6 daha gitti. Etti mi bize 2 kök 6'lık bir alan? Kalanı bunlardan birer tane kullanırsam tüp sayım artar. O zaman kalanı da direkt bundan kullanacağım için, yani B tüpünden. O zaman baktığınız zaman 7 burada, 3 de zaten başta kullanmıştık. Toplam en az 10 tüple biz bu alanı koyamış oluruz. Cevabımız B şıkkı olacaktır. Dördüncü sorumuza gelecek olursak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye numaralandırmış özdeş toplar bir torbaya atılıyor. Bu torbadan diyor rastgele bir top çekildikten sonra torbada kalan topların üzerinde yazan sayıların toplamının 18'den fazla olması. Öncelikle tüm toplamı bulalım. 11, 15, 18, 20, 21. Değerli arkadaşlar, tüm topların toplamı 21. Tüm topların toplamı 21. Şimdi diyor ki öyle bir top çek ki kalanların toplamı 18'den fazla olsun. O zaman çekeceğin top 1 olursa kalan toplar 20 yapar. 2'yi çekersem kalan toplar 19 olur. 3'ü çekersem kalan toplar 18 olur. Oysa benden 18'den fazla isteniyor. O zaman benim alacağım durum kimler olacak? 1 ve 2. Ya 1'i çekmeliyim ya 2'yi çekmeliyim. Zaten çekeceğim top da 1 top. Dolayısıyla aradığım olayın eleman sayısı ne olacak? 2 elemanlı. Tüm durum 6 elemanlı. O zaman aradığım olasılık ne olmuş olacak? 1 bölü 3 olasılıkla cevap Bursa olacaktır değerli arkadaşlar. Beşinci sorumuz. Yanda verilen dikdörtgenler prizması şeklindeki yazı tahtası aşağıda ölçüleri verilen asansörlerden hangisiyle taşınabilir? Dikkat ederseniz Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu örnek sorulardan birine çok ama çok benzer. Uzunluğu 2 metre, yüksekliği 1.2 metre, genişliği 0.1 metre. Değerli arkadaşlarım bakın. 1.6, 1.1, 1.5. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde bura bunun içine sığmayacaktır. 1.5, 1, 1.5 yine gördüğünüz gibi buraya da sığmayacaktır. Şöyle bir durum düşünelim şimdi. C şıkkına bakacak olursanız 1.2 enlemesine burada bir sıkıntı yaşamayacağız zaten. Boydan dolayı şöyle bir düşüncemiz var. Burada cisim köşegenini bulacak olursanız değerli arkadaşlarım. Bakın şöyle bir cisim köşegen uzunluğumuzu alalım. Burası 1.5. İşte gördüğünüz gibi burası yine cisim köşegeninden dolayı gelecek. Burası ne olacak? 1.5'a 1.4'ün karesinden gelecek. Ve yine burası bizim için ne olacak? Onu araştırıyoruz. Çünkü eğer böyle olursa kutuyu çaprazlamasına, yani yazı tahtasını şu şekilde enlemesine uzunluk boyunda koyduğumuz zaman buraya sığacak mıdır? Evet sığacaktır. Çünkü burası 1.4'ten ve 1.5'ten büyük gelecek. Dolayısıyla burası zaten böyle bir 1.5 uzunluğuna sahip. O zaman burayı zaten biz 2 metreden geçmiş olacağız ki cevabımız ne olacak? C şıkkı. Yani Pisagor uygulanabilir bu soruda. Altıncı sorumuza baktığımız zaman. Değerli arkadaşlarım üçgen ve kare işlemleri diyor. Üçgen içine yazılan sayıya şu işlemi yapıyor. Biliyorsunuz bu aralar böyle sorular sıkça paylaşılmaya başlandı. İşlem soruları şeklinde diyoruz biz buna. Kare içine giren sayıya bu muameleyi yapıyor. Bize diyor ki üçgenin içine x yazalım. O zaman x yazarsak x artı 1 bölü 2. Aradaki işlem çarpı. Karenin içine de x yazalım. O zaman o da x eksi 1 bölü 2 olacaktır. Bu çarpma işleminin sonucu bize soruluyor. X artı 1 ile x eksi 1'in çarpımı biliyoruz ki x kare eksi 1 olur. Bölü 4 olur. O zaman cevabımız ne olacaktır? C şıkkı. Çünkü
x artı 1 ve x eksi 1'in çarpımı demek aslında x kare eksi 1'in yani 2 kare farkının açılım sorusudur. Değerli arkadaşlarım, yine doğrusal ilişki grafikleriyle ilgili en çok dikkat edilmesi gereken bir soru diye düşünüyorum. Bu aralar yine bazı kaynaklarda ve denemelerde bu tarz sorular görülmeye çok başlandı. Aşağıda A bitkilerinin yıllara göre değişimi gösterilmiştir. A ve B bitkilerinin. Bakın, ikisi de belirli bir yükseklikten geliyor. A bitkisi 10 santimden geliyor, B bitkisi 20'den geliyor. Dikkat ederseniz şurada eşitlenmiş değerli arkadaşlar. Doğrusal giderek şurada eşitlenmiş. Şunu bir düşünelim. Bu bitkilerin şöyle bir yorumu olabilir. İki farklı araba düşünün. B arabası A arabasından 10 kilometre önde yarışa başlıyor. Fakat A arabası daha hızlı olduğu için gelip burada B arabasını şu noktada yakalıyor. O zaman yakalama olayının gerçekleşmesi için ilk şartımız neydi? Aradaki mesafenin kapanması. Değerli arkadaşlarım bakın burada eşitlendiler. Önce onu belirtelim. Eşitlendiler diyelim. O zaman A bitkisi daha çok uzamış. Çünkü ondan gelip burada farkı kapatmış. O zaman iki bitki arasındaki fark ne kadar? 10 santim. Ve bu fark kaç yılda kapanmış? 10 santimlik fark 2 yılda kapanıyor. O zaman 1 yılda ne kapatırız? 5 santimlik fark kapatırız. Değerli arkadaşlar, 10. yılın soru dediği için 10 yılda ne kadarlık fark oluşacaktır? 50 santimlik. Evet, B şıkkı bizi cezbediyor. Fakat cevabımız B olmayacak. Çünkü yeni oluşan farkın ne olması lazım? Eşitlik sağlandıktan sonra kurulması lazım. O zaman biz burada eşitliği sağladık mı? Sağladık. Eşitliği sağlayana kadar ne geçtik? 2 yılımız geçti ve 10 santimi kapattık, eşitlendik. O zaman 10 yıl sonraki fark 50 değil, eşitlendikten sonraki fark olduğu için 50 eksi 10'dan cevabımız ne olacaktır? 40. Bu çok dikkat edilmesi gereken bir soruydu. Cevabımız Adana. 8. soru. 3 arkadaşın diyor boy uzunlukları ile ilgili bilgiler aşağıda verilmektedir. Arzu, Betül ve Ceren denen 3 arkadaşımız var. Arzu Betül'den 7 santim kısa. Betül Ceren'den 5 santim uzun. O zaman şöyle yapıyoruz şimdi. Arzu Betül, Betül Ceren. Burada ortak noktamız Betül olsun. Betül'den 7 santim kısa olduğu için o zaman burası x eksiydi. Betül de Ceren'den 5 santim uzun olduğu için bakın Arzu Betül'den 7 santim kısa. O zaman Arzu Betül x'e Arzu x eksi 7. Betül Ceren'den 5 santim uzun. O zaman Ceren Betül'den 5 santim kısa demektir. Bu da x eksi 5 olacaktır. Uzunlukların ortalaması derken boylarını toplayacağız. 3 kişi olduğu için 3'e bölüp 140'a eşitleyeceğiz değerli arkadaşlar. 3 buraya çarpı gider. O zaman ifademiz 3x eksi 12 eşittir 420. Eksi 12'yi de atarsanız 3x eşittir 432. Her tarafı 3'e böldüğümüz zaman 1 kere 13'te 4 kere 12'de 4 kere. O zaman x denen yani Betül 144 santim uzunluğunda. Bundan 5 santim olan kısa olan Ceren ki zaten bizden Betül istemiş. Diğerlerini de bulmak isterseniz 139. 7 santimini çıkarsanız 137. Ama bizden Betül istediği için 8. sorumuzun cevabı A şıkkı olacaktır. 9. soru. Yukarıda uzunluğu verilen dik dairesel silindir şeklindeki boya rulosu bir tam tur döndürüldüğünde 360 santimetre karelik alan boyar. Değerli arkadaşlarım, tam tur dönmesi yanal yüzü kadar alan boyar. O zaman bir tam tur döndüğünde 360 santimetre karelik alanı boyadığına göre 2 pi r h taban çevresi çarpı yükseklik ne olacak? 360. Pi 3 verdik. O zaman 3 çarpı 2 6. Bunu 6'ya böldüğümüz zaman r çarpı h'ımız ne olacak? 60. Bizden rulonun yarı çapını istemiş. 12 santim de uzunluğumuz olduğuna göre 60'ı 12'ye böldüğümüzde rulomuzun taban yarı çapı 5 santim. Yani cevabımız D şıkkı olacaktır. Geldik son sorumuza. Diyor ki en yaşlı kişinin 73 olduğu, en genç kişinin 14 olduğu biliniyor. O zaman en yaşlı kişi 73 ise burayı 73 ile bitirdiğimizi düşünelim. Kişi sayısının en fazla olan grubun yaş aralığı nedir? Kişi sayısının en fazla olduğu yaş grubu bura. Arkadaşlar 73'ten 14'ü çıkaralım. Önce açıklığımızı bulalım. 59. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gruba böldüğümüz için 59 bölü 10'dan
5,9 ki genişlik bundan büyük, en küçük sayıydı. O zaman genişliğimiz ne oldu? 6. O zaman 14'ten başlayıp 6, 6 değil 5, 5 ekleyerek gideceğimiz için burası 14, 19. Burası 20, 5 eklediğiniz zaman 25. Burası da 26, 5 eklediğinizde 31 olacaktır. Cevabımız A şıkkı olacaktır. Değerli arkadaşlarım, testimiz burada sona erdi. Başarılı. Merhaba arkadaşlar, fen bilimleri sorularının çözümleriyle devam ediyoruz. Birinci soru, elektrik yüklü K levhası birbirine dokunan iletken nötr ve LM levhaların şekildeki gibi yaklaştırılıyor. K levhası uzaklaştırmadan L ve M levhalar birbirinden ayrıldığında başlangıçta nötr olan L ve M levhalar elektrikle yükleniyor. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur? K pozitif yüklüyse pozitifleri M'ye itecektir, negatifleri L'ye çekecektir. Bunları ayırdığımız zaman L negatif, M pozitif kalacaktır. K pozitif yüklüyse L negatif, M ise pozitif yüklüdür. O yüzden birinci ifademiz doğru. K negatif yüklüyse, K'ya negatif dersek bu sefer negatifleri M'ye, pozitifleri L'ye çekeceğinden bu ifademiz de doğru. K pozitif yüklüyse L ve M nötr kalamaz çünkü kutuplaşma olacağından yükleneceklerdir. O yüzden üçüncü ifademiz yanlış, doğru ifademiz C şıkkı. İkinci soru, eşit bölmeli çubuk üzerindeki K noktasında bulunan teraziye 4 tane özdeş dişim şekildeki gibi üst üste yerleştirilmiştir. Çubuğun yatay konumda dengede kalması için 9 dişimden bir kısmı L ve M noktalarında bulunan terazilere konulacaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yapılırsa çubuk yatay konumda dengede kalabilir. A şıkkı, cisimlerden 2 tanesi L'ye, 3 tanesi M'ye konulmalıdır. 2 tane buraya koyup 3 tane buraya koyarsak burada toplam 4 tane kalmış olacak. 4 çarpı 2'den burası 8. Burası 2 çarpı 1'den 2. 3 çarpı 4'ten 12. Toplamda 14 olacak. Burası 8 olduğu için denge sağlanmaz. A şıkkı ne dedik? B şıkkı, cisimlerden 2 tanesi L'ye, 2 tanesi M'ye konulursa burada o zaman 5 tane kalacaktır. 5 çarpı 2'den burası 10 olacaktır. Burası 2 çarpı 1'den 2. 2 çarpı 4'ten 8. Buranın da toplamı 10 olacaktır. O yüzden B şıkkındaki ifade yapılırsa yatay denge sağlanır. Cevabımız B. Üçüncü soru. Aşağıdaki tabloda bazı elementlerin elektron dizimleri verilmiştir. Bir öğrenci bu tablodan faydalanarak aşağıdaki sorulara cevap veriyor. Öğrencinin hangi sorulara verdiği cevaplar doğrudur? Birincisi, aynı grupta yer alan elementler hangileridir? X 7A grubunda, Y 8A grubunda, Z 1A grubunda, T 5A grubunda, P tek katman 2 var. Bu helyumdur. Helyum 8A'dadır. Bu nedenle aynı grupta olanlar Y ve P'dir. Öğrenci de Y ve P dediği için birinci ifademiz doğru. İkinci ifademiz, kovalent bağ oluşturabilen elementler hangileridir? Kovalent bağ olabilmesi için ikisinin de ametal olması lazım. Tablomuzda 2 tane ametal var. Birincisi X, diğeri 5A'da olan T. Bu nedenle X ve T olmalı. Öğrencimiz doğru cevap vermiş. O yüzden 2D şıklarımızda olmalı. 3. Bileşiklerinde katyon olan elementler hangileridir? Katyon olması için metal olması lazım. Yalnız Z olmalıydı 1A'da ama Z ve P demiş. P helyumdur. Soy gazı olduğu için ne katyon olabilir ne de anyon. O yüzden 3. ifademiz yanlış. Doğru ifademiz 1 ve 2. B şıkkı. 4. soru. Aralarında ses yalıtımı bulunan 1, 2 ve 3 numaralı düzeneklerde özdeş saatler aynı anda çalmaya başlıyor. Buna göre düzeneklerdeki saatlerin sesinin Dilara, Murat ve Dilek'e ulaşma süreleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiştir? Şimdi burada 3. düzenekte 2 tane katı ortam var, 1 tane sıvı ortam var. 2'de 1 katı 2 sıvı, 1'de 1 katı 1 gaz, 1'de sıvı ortam var. Bu nedenle en hızlı 3'te yayılır. Önce hızlarını sıralayalım. En hızlı 3'de. Sonra burada bir katı 2 sıvı olduğu için 2'de 1'e göre daha hızlı yayılır. Ama bu hızların yayılma şekli. Bizden süreyi istediği için hızlı yayılırsa süre daha kısa olacaktır. O yüzden bunu tam tersini almalıyız. Sıralamamız 1, 2, 3 olmalı. Bu da A şıkkında karşımıza çıkıyor. Cevabımız A. 5. soru. Brom timol mavisi bir boyar maddedir ve asidik ortamda sarı, bazik ortamda mavi, nötr ortamda ise yeşil renk veriyormuş. K
Kaptaki X çözeltisine bromtimol sıvısı damlatıldığında sarı renkte dönüştüğü gözlemliyor. O yüzden X çözeltisi sarı renk olan asitti. O yüzden X çözeltisine biz asit demeliyiz. Buna göre musluk açılarak X çözeltisi üzerine azar azar bazik özellik gösteren Y çözeltisi damlatılıyormuş. Y çözeltisi de bazmış. Buna göre kaptaki çözeltinin rengi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A şıkkı 20 mililitre Y çözeltisi eklendiğinde sarı renkte olur. Şimdi 20 mililitre Y çözeltisi eklersek asit fazla olacağından çözelti asit özelliği gösterir. Bu nedenle bromtimol sıvısı damlattığımız zaman asidik özellik göstereceği için sarı olur. O yüzden A şıkkımız doğru. 50 mililitre baz ilave edersek asidimiz de 50 mililitreydi. Bu nedenle bu tam nötr olacaktır. Nötr olduğu zaman bromtimol damlattığımızda yeşil renk olacağı için B ifadesi de doğru. C şıkkı 100 mililitre Y çözeltisi eklendiğinde bu sefer baz fazla olduğu için çözelti baz özelliği gösterecektir. Bu nedenle bromtimol sıvısı damlatırsak baz özelliği olduğundan mavi renk vermeli. Ama C şıkkında nötr olacağını yani yeşil renk vereceğini söylüyor. O yüzden C ifademiz hatalı. 80 mililitre damlattığımız zaman yine baz fazla olacağı için yine mavi renk vermeli. O yüzden D ifademiz doğru. Cevabımız C. Altıncı soru. Ali'nin kütlesinin 50 kilogram olduğu bilindiğine göre Sıla ve Cem'in kütleleri hangisindeki gibi olamaz? Ali 50 kilogram ise hareketli makara olduğu için 25 paylaştıracağım. Tekrar bir hareketli makara 12,5 paylaştırdım. Yani Hasan'ın ağırlığı 12,5 kilogram. Kütlesi 12,5 kilogram olacak. Şimdi burada Hasan'ı yerine koyuyorum. Hasan 12,5 kilogramdı. Sabit makara, burası da sabit makara, burası da sabit makara olduğu için burası da 12,5 kilogram. Bu ipteki gerilim de 12,5, bu ipteki gerilim de 12,5 olacaktır. Bunun toplamı, ikisinin toplamı eşittir. Yani Sıla ve Cem'in ağırlıkları toplamı 12,5 daha 25 kilogram olacaktır. Sıla ve Cem'in toplamı 25 kilogram olduğu için A şıkkı olamaz. Çünkü A şıkkında Sıla ve Cem'in toplamı 27 yapıyor. O yüzden A şıkkı olamaz. B şıkkında 12 artı 13, 11 artı 14 ve 10 artı 15 hepsi toplamda 25 yapacağı için cevabımız A şıkkı. 7. soru. İnsanlar dünyanın farklı yerlerinde farklı hava koşullarında yaşamlarını sürdürürler. Hava koşullarının etkisini yetiştirilen ürünlerden geçim kaynaklarına, giyeceklerden evlere her alana görmek mümkündür. Günden güne ve bölgeden bölgeye değişen bir özelliğe sahip olan hava olaylarını sıcaklık, nem, rüzgar ve hava basıncı gibi değişik etkenler belirler. Yukarıda verilen ifadede aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Bu aslında bir Türkçe sorusu arkadaşlar. Bakalım A şıkkı rüzgarın hava olaylarının belirlemesine etkili oldu. Son cümlede bundan anlıyoruz. Çünkü rüzgar kelimesi hava olaylarının etkenlerinden biridir diyor. O yüzden A şıkkı doğru. Havadaki nem miktarının sıcaklığın değişmesinde etkili oldu. Bu normalde doğru bir cümle değil mi? Ama yukarıdakine bakarak buna alakalı bir şey bulamayız. Hava olaylarının değişken bir özelliğe sahip olduğu günden güne ve bölgeden bölgeye değişebilir. O yüzden bu da doğru. Hava olaylarının insan hayatının birçok alanında etkili olduğu, hava koşullarının etkisini yerleştiren ürünlerden geçim kaynaklarına, giyeceklerden evlere kadar. Yani paragraf içerisinde bunun da cevabı var. Bu nedenle cevabımız B şıkkı. 8. soru. Öğrenciler sınıftaki bir etkinlikte DNA modeli oluşturuyorlar. Bunun için boncuk, misket ve zar kullanırlar. DNA modelinde zarların farklı yüzleri bir farklı bazı temsil ediyor diyor. Buna göre şekildeki gibi oluşturdukları DNA modelinin birinci zincirine karşılık gelen ikinci zincir aşağıdakilerden hangisi gibi tamamlanırsa baz eşleştirilmesi yanlış olur. Bakalım. Şimdi bir olan kısmın karşısına 2 gelmiş. O zaman biz şöyle yapmalıyız. 2 nolu kısmın karşısında 1 gelmeli. O yüzden burada bir sıkıntı yok. 3 olan kısmın karşısına 4 geliyorsa 4 olanın karşısında 3 gelmeli. O yüzden A şıkkında herhangi bir hata yok. B şıkkına bakalım. 1 olanın karşısına 3 gelmiş. O zaman 3 olanın karşısına da 1 geleceği için burada bir sıkıntı yok. 2 olanın karşısına 4 gelmiş. O zaman 4 olanın karşısında 2 geleceği için B şıkkında da bir hata yok. C'ye bakalım. 1 olanın karşısına 4 gelmiş. O zaman 4 olanın karşısına da 1 gelmeli. Ama C şıkkında 4'ün karşısına 2'yi getirmiş. O yüzden C şıkkı olamaz.
Dokuzuncu soru. Murat öğretmenin sorduğu soru için yukarıdaki çözümü yapmıştır. Verilenlere göre Murat'ın öğretmenin sorduğu soru aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bize verdiği bilgilere bakalım. Suyun buharlaşmasını vermiş, suyun kütlesini vermiş. Alkolün buharlaşma ısısı alkolün kütlesini istiyor. Çözüme bakalım. Suyun buharlaşma ısısıyla kütlesini çarpmış ve sonra onu alkolün buharlaşma ısısına bölmüş. Buradan şunu anlıyoruz. 10 gram suyun buharlaşması için gereken ısı ile kaç gram alkol buharlaşır? Soru bu olmalı. Bu soru A şıkkında karşımıza geldiği için cevabımız A olacak. 10. ve son sorumuz. Bir bölgedeki besin ağında yer alan canlılar şemadaki gibi farklı harflerle gösterilmiştir. Şemadaki besin ağında yer alan canlılardan hangileri enerji ihtiyacını sadece otçul canlılardan karşılar? Şimdi enerji ihtiyacını sadece otçullardan beslenen. Burada otçul olan L'dir. Yani bizden L ile beslenen canlıları istiyor. Bunlar kimlerdir? M ve P'dir. Bu nedenle cevabımız B şıkkı. Çocuklar teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Merhaba arkadaşlar, sosyal bilgiler testiyle devam ediyoruz. Birinci sorumuz, bu bilgiler Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisini kanıtlar nitelikte değildir? Mustafa Kemal, Harp Okulu ve Harp Akademisi'nde zekası, yetenekleri, üstün kişiliği ve ders başarısı ile öğretmenleri tarafından kabul görmüştü. Ülke meseleleriyle ilgilenen Mustafa Kemal fikirlerini serbestçe ve cesaretle dile getirerek saygınlığını da arttırdı. Okulda başarılı bir öğrenci olduğunu, ders başarısı diyor, evet. Fikirlerini ifade etmekten çekinmediğini, fikirlerini serbestçe cesaretle dile getirmekten diyor, evet. Ülke sorunlarına ilgisiz kalmadığı, ülke meseleleriyle ilgilenen, evet. Yalnızca siyasi sorunlarla ilgilendiği, buradaki anlatılanlara baktığımız zaman Atatürk'ün sadece siyasi sorunlarla ilgilendiği gibi bir söylem bulunmamaktadır. Yani cevabımız B şıkkı arkadaşlar. İkinci sorumuz arkadaşlar. Yukarıdaki bilgiler Atatürk ile ilgili aşağıdakilerden hangisini kanıtlar niteliktedir? Atatürk büyük bir komutan olduğu kadar... Komutan olduğu kadar inkılapçı, lider ve gerçek bir devlet adamıdır. Atatürk hem komutan, hem yenilik yapan insan, hem devlet adamı, yani hem siyasi, hem askeri kişiliği var, hem de nedir? Siyasi kişiliği var. Bu da onun neyini gösterir arkadaşlar? Çok yönlülüğünü. Yani şıklara da baktığımız zaman A şıkkında çok yönlü bir kişiliğe sahip olduğunu söylüyor arkadaşlar. Yani cevabımız A şıkkı. Üçüncü sorumuz arkadaşlar. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdaki devletlerden hangisi yazılırsa doğru olur. Almanya ve sınırında iki kasabada, kasaba olan Alsace-Lorraine zengin demir, demir ve kömür topraklarına sahipti. Evet, bu Alsace-Lorraine bölgesi, kömür yatakları, kömür havzası kimle sorun olmuştu arkadaşlar? Fransa'yla sorun olmuştu ve 1. Dünya Savaşı'nın iki devlet arasındaki özel nedenlerinden de biriydi bu. Yani cevabımız D şıkkındaki Fransa olacak arkadaşlar. Dördüncü sorumuz arkadaşlar. Buna göre İstanbul hükümetinin aşağıdaki düşüncelerden hangisini benimsediği söylenebilir? İstanbul hükümetinin düşüncesine baktığımız zaman Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasından sonra Anadolu'da işgaller başladı. İşgaller karşısında İstanbul hükümeti Anadolu'ya sadece nasihat heyetleri gönderdi ve halkı sessiz kalmaya davet etti. Sonucun barış görüşmeleriyle alınacağını ve önemli bir yer burası, askeri çatışmaların gereksiz olduğunu, yani neye karşı çıkmış İstanbul hükümeti? Silahlı mücadeleye
karşı çıkmıştır. Baktığımız zaman A şıkkına işgallere karşı silahlı mücadele etmek gereksizdir. Yani cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Beşinci sorumuz arkadaşlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasının ardından Lozan Barış Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile Karaağaç Yunanistan tarafından Türkiye'ye savaş tazminatı olarak verildi. Ayrıca Gökçeada ve Bozcaada dışındaki tüm Ege adaları silahsızlandırılmak şartıyla Yunanistan'a verildi. Ulaşılamaz dediğine göre baktığımız şıklardan gitmemiz gerekiyor. Türkiye'nin savaş tazminatı olarak Yunanistan'dan toprak aldığına evet ne diyorduk? Karaağaç Yunanistan tarafından bize savaş tazminatı olarak verilmiş. Yani buna ulaşabiliriz. Ege adalarının bir kısmında Türk hakimiyetinin sağlanamadığına burada ne diyordu? Gökçeada ve Bozcaada dışındaki tüm Ege adaları Yunanistan'a verildiğine göre ulaşılabilir. Lozan Anlaşması'nda Türkiye'nin isteklerinin tamamının kabul edildiğini, mesela adalar konusu ne olmuş arkadaşlar? Kabul edilmediğine göre biz buna ulaşamayız. A şıkkına da baktığımız zaman Türk ordusunun Yunanlar karşısında başarılı olduğuna, bize savaş tazminatı olarak bir yere verdiğine göre bizim onlar karşısında başarılı olduğumuzu gösterir. O zaman cevabımız ne oluyor arkadaşlar? B şıkkı. Altıncı sorumuz arkadaşlar. Verilen şemadaki maddelerden hangisi Kurtuluş Savaşı'nın amacını ve yöntemini belirtir? Vatanın bütünlüğü, ulusun bağımsızlığı tehlikededir. Bu neydi? Savaşın nedeni. İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir. Bu da yine neydi? Savaşın nedeni. Her türlü etki ve denetimden uzak ulusal bir kurul gereklidir. Bu da yine savaşın süresince neler yapılacağıyla ilgiliyken ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır. Yani burada ne diyor? Ulusun azim ve kararı yani bağımsızlık amacı ve kim? Ulusun kararı, azim ve kararı kurtaracaktı. Bu da neydi? Yöntemi oluyor. Yani amacı ve yöntemi olan üçüncü maddemiz. Yani cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Yedinci sorumuz. Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz? TBMM 1 Kasım 1922'de saltanatı kaldırdı. İngilizlere sığınarak önce Malta'ya sonra Fransa'ya giden Vahdettin'in halife ünvanını kullanmaması için de Abdülmecit Efendi'yi yeni halife olarak ilan etti. Ancak zamanla yenilik karşıtları halifenin etrafında toplanmaya ve onu önder olarak görmeye başladılar. Bu durum Cumhuriyet rejimi içinde bir tehdit oluşturunca 3 Mart 1924'te halifelik kaldırıldı. A şıkkına baktığımızda TBMM'nin ulusal egemenlik ilkesini güçlendirmeyi amaçladığının, şimdi buraya baktığımız zaman halifeliğe baktığımız zaman yenilik karşıtları halifenin etrafında toplanmaya başlamıştır diyor. Burada bu olaya baktığımız zaman saltanattan ayırarak ne yaptık biz? Egemenlik ilkesini güçlendirdik. Cumhuriyet rejimi için halifeliğin bir sorun oluşturduğunu, zamanla ne diyordu burada? Rejim karşıtları bir tehdit oluşturdu. TBMM'nin halifeliğin yurt dışında kendisine karşı kullanılmamasını amaçladığını, yani burada da ne diyordu? Vahdettin'in ünvanını yurt dışına gittiğinde kullanmamasını dediği için bu şıkka da ulaşabiliriz. Ama D şıkkına baktığımızda Mustafa Kemal'in Halife Abdülmecid'in dini yetkilerine sahip olmak istediğini, Mustafa Kemal Atatürk'ün kesinlikle böyle bir amacı yoktur. Yani cevabımız D şıkkı. 8. sorumuz arkadaşlar. Buna göre Türk ordusunun aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir. Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı öncesinde Türk ordusu düşmanı yurttan atmak için Rusya, İtalya ve Fransa'dan silahla mühimmat satın almış.
Silah ve mühimmat almak bize ne olur? Askeri anlamda ne katar bize arkadaşlar? Güç katar. Yani böylece biz neyimizi istedik? Askeri alanda gücünü arttırmayı. Yani cevabımız A şıkkı arkadaşlar. 9. sorumuz. Yukarıdaki sorulara evet ya da hayır şeklinde sırasıyla hangisi seçenekte belirtilen cevaplar verilirse doğru olur. Milliyetçilik vatanın bütünlüğü esasına mı dayanır? Evet. Milliyetçilik diğer milletlerin bağımsızlığına saygılı olmayı mı savunur? Evet. Milliyetçilik Türklerin diğer milletlerden üstün olduğunu mu savunur? Hayır. Atatürk milliyetçiliği neye dayanmıyordu? Irk üstünlüğüne, ırkçılığa dayanmazdı. Yani evet, evet, hayır şıkkı olan A şıkkımız cevaptı arkadaşlar. Son sorumuz arkadaşlar. Buna göre Türkiye'nin Kore Savaşı'na katılmasının öncelikli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Sovyetler Birliği'nin baskısına karşı müttefik arayan ve bu sebeple NATO'ya girmek isteyen Türkiye bu isteğini daha kolay elde etmek ve Amerika'ya yakınlaşmak amacıyla Kore Savaşı'na bir tugay asker göndermiştir. Amacımız neymiş? Sovyetler Birliği'nin tehdidine karşı destek bulmak. A şıkkına baktığımız zaman Kore ile ilişkilerini geliştirmek istemesi, hayır. Askeri gücünü komşu devletlere göstermek istemesi, hayır. Sovyetler Birliği'ne karşı ABD'yi desteklemek istemesi, hayır. Dış politikada Rus tehdidine karşı kendini korumak istemesi. Biz yukarıda ne demiştik burada arkadaşlar? Sovyetler Birliği'nin baskısına karşı güç aramak istediğini, yanına bir destek aramak istediğinden bahsetmiştik. Bunu da D şıkkında söylemekte. Yani cevabımız D şıkkı arkadaşlar. Başarılı. Değerli arkadaşlar merhaba. HDS 28 İngilizce soruları devam ediyoruz. Genel bir deneme ve yeni sisteme uygun sorularla. Birinci soru. Merhaba, ben Tyler. Ben paramın çoğunu kıyafetlerime harcarım. Ben tarz kıyafetleri normal kıyafetlere tercih ederim. Ben ayrıca hiç resmi kıyafetler almam. Bence onlar saçma. Şimdi bana burada ne istiyor o önemli. Cümleyi bulun. Taylor'ın kişisel fikrini belirten. Şimdi buraya baktığımız zaman I think ile başlayan bir cümle var. Zaten burada kişisel bilgi var. Yani stating opinions var. O zaman cevabımız I think they are ridiculous. C şık. İkinci soruyla devam ediyorum. Bir ikinci ünite sorusu. Okul sorusu kulüpler var. Hangi kulübe katılmalı diye soruyor. Şimdi eleme yöntemiyle gidelim. Tom genellikle evde okuldan sonra evde sıkılır. O yüzden o bir okul sonrası kulübe katılmaya karar verdi. O karateyi sevmez. O ayrıca iyi değildir, iyi dildir, yeni dilleri öğrenmeye ve dans etmeye. O zaman drama kulübüne gitmeli. Cevabımız adam. Üçüncü soruyla devam ediyorum. Why do you say him to call you later? Seni daha sonra araması için ne söylersin? Durum sorusu bakalım ne diyor. Sen bir tiyatroda olduğunu düşün ve sen orada bir film izliyorsun. Arkadaşlarından biri seni arıyor ve doğum günü partisine davet ediyor. Fakat sen konuşmak istemiyorsun çünkü sen halka açık bir alandasın, yani movie tiyatrodasın, ona ne söylersin? A'da diyor ki detayları verir misin? Konuşmaya devam etmiş olur. Neden bir saat içerisinde geri aramıyorsun? Cevabımız Bursa olur. Bir dakika bekler misin? Mesaj bırakmak ister misin? Cevabımız Bursa. Bir saat sonra aramasını söylüyor. Dördüncü soruyla devam ediyorum. Before after sorusu. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey arkadaşlar. After cümlenin ortasında kullanılmış ve ondan sonra bir boşluk var. Yani x'ten sonra balı ekleyeceğiz. Şimdi balı eklemeyi bulalım. Sonra biz balı ekleriz. Yani ne yaptıktan sonra balı ekleriz? We chopped the vegetables and fried them with garlic herb. Bunu şıklarda bulduğum zaman cevabımız değişik oluyor. Beşinci soruyla devam ediyorum. İnternet ünitesiyle alakalı. Online safety, internet kurallarıyla alakalı hangisi yanlıştır diye sormuş. A şıkkına bakıyorum. Kişisel bilgilerimizi paylaşmamalıyız. Doğru. Biz hiç kimseye sormadan bir yazılım indirmeliyiz. Yanlış. Biz tehlikeli siteleri ziyaret etmemeliyiz. Doğru. Biz internet arkadaşını seçerken dikkatli olmalıyız. Doğru. Cevabımız yanlış olan Bursa. Altıncı soruyla devam ediyorum. Gene basit bir soru. Sally bir öğretmen ilkokulda, o belge indirmeyi ve öğrenciler için belge indirmeyi seviyor ve onları renkli olarak çıktı almayı seviyor. O zaman neye ihtiyacı var? Burada bir şeyi çıktı olarak alması için printer'e ihtiyacı var. Cevabımız C şık.
Yedinci soru. Who wants to get information about the place of the party? Yani partinin mekanıyla alakalı bir bilgi soruyor. Şimdi burada 15. doğum günü kutluyormuş. Gelmek ister misin? Su gelemeyeceğini söylüyor. Yani burada bir refuse var. Emma o kafede mi olacak diye soruyor. Yani mekanla alakalı. Saat kaçta başlayacağını soruyor Tina. Bu zamanla alakalı. Kesinlikle bir şey getireyim mi diyor. Bu da herhangi bir ihtiyaç var mı diye soruyor. Burada senin kafede mi olacak? Yani bir place olduğu için cevabımız Emma. Değişik. 8. soru. Natural disaster konusuyla alakalı. Neyle alakalı bir bilgi? İnanılması zor. Bütün köy suyun altında. Bu zaten bize anahtar kelimeyi verdi. İnsanlar Yorkshire'de kurtarılmayı bekliyor. Arkadaşlar suyun altındaysa float yani sel olur. Drought kulaklık, earthquake deprem, famine ise kıtlık demek. 9. soruyla devam ediyorum. Gene burada soruyu kökünü çok iyi anlamamız lazım. O kimi, o nasıl davet etmeli? Kevin bir parti davetlisi olacak. Hangi cümleyi söylemeli? Şimdi burada bir invitation cümlesi arayacağım. Bu refuse, bu accept, bu da en sonunda kapatma cümlesi. Ama partime katılmak ister misin demiş. Cevabımız değişik. 10. soru adventure ile alakalı. Yine soru köküne bakıyorum arkadaşlar. Şehrin kalacak yeriyle alakalı kim bilgi veriyor? Accommodation kelimesinin anlamı kalacak yer demek. Şimdi A'ya baktığım zaman tourist attraction'lardan bahsetmiş. B'de turistik eğlence yerlerinden bahsetmiş. C şıkkında pansiyon ve otelden bahsetmiş. Yani accommodation burada bahsedilmiş. Ve burada da hangi zaman yani vakit yazlardan ve kışlardan bahsetmiş. Cevabımız Burak olacak. Başarılar diliyorum. Merhaba arkadaşlar, bir din testi çözümünde sizlerle birlikteyiz. Evet, hızlıca sorularımızı çözmeye başlayalım. Soru 1. Bu metinde bahsedilen inanç aşağıdakilerden hangisidir? Budizm'de insanların bütün istek ve hırslarının yok olduğu, ıstıraplarının bittiği, saf, temiz bir duruma kavuşmak amaçlanmıştır. Bu duruma kavuşmak bir Budistin mutlu olabilmesi için gerekli görülmüştür. Arkadaşlar, Budizm'deki bu inanca biz ne diyoruz? Nirvana diyoruz. Karma inancı Hinduizm'de vardı. Kast yine Hinduizm'de. Ganj Nehri'nin kutsal olması yine Hinduizm'le alakalı. Ama burada anlatılan arkadaşlar Nirvana Budizm'le alakalıdır. Evet, geçtik ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda arkadaşlar diyor ki buna göre Ayşe teyzenin yerleştiği huzurevi aşağıdaki kurumlarımızdan hangisine bağlıdır? Ayşe teyze 65 yaşında kimsesi olmayan bir kadın olarak son zamanlarda hayatını tek başına sürdüremez hale geldi. Onun yardımına mahalleli koşmasına rağmen bu yardımlar zamanla yetersiz hale geldi. Bu zor durumda onu kurtarmak isteyen mahalleli Ayşe teyzeyi devlet tarafından kurulan huzurevine yerleştirildi. Arkadaşlar Ayşe teyzenin yerleştirildiği huzurevi aşağıdaki hangi kurumlarımıza bağlıdır? Arkadaşlar Kızılay, Milli Eğitim, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na herhangi bir şekilde huzurevinin herhangi bir bağlılığı yoktur. Fakat burada Ayşe teyzemizin sosyal hizmetler tarafından veya da sosyal hizmetlere bağlı bir huzurevine yatırılmış olması kuvvetle muhtemel doğru cevabımız D seçeneği olacak. Arkadaşlar bu sorumuz biraz size zor gelebilir fakat bu konuyu anlattık ve bununla alakalı bilgi defterinizde mevcut. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı arkadaşlar tamamen yardıma muhtaç olan ailelere kömür, iaşe temini sağlar. Başbakanlığa bağlı, kaymakamlıklar tarafından yürütülen bir hizmettir. Fakat huzurevleri arkadaşlar sosyal hizmetler tarafından hizmet yürütülmektedir. Evet geçtik hızlıca 3. sorumuza. Hac ve umrede normal zamanlarda yapılmasında sakıncası olmayan bazı davranışların yasak olması söz konusudur. Bu yasaklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Arkadaşlar mikat sınırında başlar mı? Evet.
Değil mi? Hac ve umrede normal zamanlara yapılmasına sakıncası olmayan bazı davranışlar var. Bu da ihram arkadaşlar. İhrama, ihram zaten sakınmak, haram kılmak demek. Nerede başlıyor? Mikat sınırında başlıyor. İhrama girilmesiyle başlar mı? Başlar arkadaşlar. İhramdan çıkınca ya yasaklar kalkar mı? İhramdan çıkıncaya kadar olması lazım aslında. Çıkıncaya yasaklar kalkar arkadaşlar. Evet, ihramdan çıkınca yasaklar da kalkar. Kutsal topraklardan gelinceye kadar devam eder. Hayır arkadaşlar, kesinlikle yanlıştır. Kutsal topraklarda kalabilir. Bizim için arkadaşlar. Evet, üçüncü sorumuz arkadaşlar. Hac ve umrede normal zamanlarda yapılmasına sakıncası olmayan bazı davranışların yasak olması söz konusudur. Yani arkadaşlar, ihram yasaklarından bahsediyor. Yani ihram zaten kelime anlamı sakınmak, haram kılmak anlamındadır. Bu yasaklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Arkadaşlar, ihram yasakları mikat sınırında başlar. İhrama girilmesiyle tabii ki başlar. İhramdan çıkınca yasaklar ne yapar? Kalkar. Arkadaşlar, kutsal topraklardan gelinceye kadar devam etmez. Kutsal topraklarda belirli bir müddette kalabilir. Kutsal topraklarda gelinceye kadar devam eder. Seçeneği bizim için yanlış bir ifadedir. Çünkü neden arkadaşlar? Bizim için şeytan taşlama olay olduktan sonra ihram yasakları artık kalkmaya başlar. O zaman cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet, geçtik dördüncü sorumuza. Arkadaşlar, dördüncü sorumuzda ne deniyor? Diyor ki, bu metinde haccın insan üzerindeki etkilerden hangisine ulaşılamaz? Arkadaşlar, bu soruyu dikkatlice okumamız lazım. Gayet güzel bir soru. Diyor ki, babam hac anılarını anlatırken şunları söyledi. Dünyanın çeşitli yerlerinden gelmiş sarı, esmer, siyahi her renkten insan oradaydı. Öyle renklerine bakıp karar vermeyin. Hepsi öyle samimi, öyle iştendi ki onların ibadet edişlerine bakıp duygulanmamak elde değildi. Bu metinde haccın insan üzerinde etkilerinden hangisine ulaşılamaz diyor. Arkadaşlar, inanca dayalı kardeşlik bağı oluşturur. Var arkadaşlar. Bütün insanlar eşit oldu. Bakın, sarı, esmer, siyah, her ne renkten olursa olsun, yani burada eşitlikten dem vuruluyor. Ben duygusu yerine, evet arkadaşlar, burada biz duygusu var. Kesinlikle kabul. Zorluklar karşısında sabır gösteren arkadaşlar, burada herhangi bir şekilde sabırla alakalı bir şey söz konusu değildir. Cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet, geçtik 5. sorumuza arkadaşlar. Bu açıklamalar aşağıdakilerden hangisiyle ilgisi bulunmaz? Hazreti Hacer'in oğluna su ararken Allah'tan ümit kesmemesi ve Allah'a olan tevekkülünü anlatan saydır arkadaşlar. Müslümanların hep birlikte Allah'ın emriyle hareket etmeleri arkadaşlar, Kabe etrafında tavaftır arkadaşlar. Şeytanın hile ve aldatmalarına karşı insanın kararlı ve dik duruşunu simgeleyen şeytan taşlamadır. Arkadaşlar, Arafat Dağı'ndaki bekleme durumu olayına vakfedilir. Burada arkadaşlar öyle bir bilgi yer almadığı için ne diyoruz? B seçeneği diyoruz. Evet, geçtik 6. sorumuza. Bu ayette kurban ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır arkadaşlar diyor. Şimdi onların, yani kurbanların, ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat ona sizin takvanız, Allah'ın emirlerine olan bağlılığınız ulaşır. Arkadaşlar, ihtiyaç sahibini gözetmek, toplumsal yardımlaşmayı sağlamak, insanlar arasında kardeşliği artırmakla alakalı herhangi bir vurgu yoktur. Burada Allah'a yaklaşma, Allah'a ulaşma olayı vardır. O zaman burada Allah'ın hoşnutluğunu kazanma vurgulanmaktadır. Yani Allah'ın rızasını gözetmek olmalıdır. Evet, geçtik 7. sorumuz arkadaşlar. 7. sorumuz oldukça zor bir soru arkadaşlar. İyi okumamız gerekiyor. Evet, bu sözde diyor ki, haccın insana kazandırdığı özelliklerden hangisi vurgulanmaktadır? Arkadaşlar, biz burada ne yapacağız? Vurguyu bulacağız. Evet, şimdi hacca gideceksen, Mevlana Celaleddin Rumi diyor ki, hacca gideceksen bir hac yoldaşı ara. Kendine diyor bir yoldaş ara, ister Hintli olsun, ister Türk veya Arap olsun. Onun şekline ve rengine bakma, azmine ve niyetine bak diyor. Karşılaşılan zor durumlara karşı sabırlı olunması gerektiği. Arkadaşlar, burada herhangi bir zorlukla alakalı, sabırla alakalı bir şey söz konusu mu? Değil arkadaşlar.
şeytanın aldatmasına karşı daha dikkatli olunması gerektiği, arkadaşlar böyle bir şey var mı? Yine vurgu bu değil. İnsanlar arasında makam mevki farkının ortadan kalktığı, ırkı ve rengi ne olursa olsun bütün Müslümanların kardeş olduğu. Hacca gideceksen bir hac yoldaşı ara diyor. İster Hintli olsun, ırkı rengi ne olursa olsun, ister Türk, ister Arap olsun, onun şekline rengine bakma. Azmine ve niyetine bak. Yani ne diyor? Bütün Müslümanların burada kardeş olduğu vurgulanıyor mu arkadaşlar? Evet. O zaman cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet. Geçtik 8. sorumuza. 8. sorumuzda buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisi zararlı alışkanlıklarla ilgili yanlış bir bilgi vermiştir? Ey iman edenler, şarap, kumar, dikili taşlar, putlar, fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir. Bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan, içki ve kumar yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil. Şimdi arkadaşlar bakalım öğrencilerimize. Defne ne demiş? Alkol kullanmak, çevrenin etkisi, merak ve üzüntüyle başlar. Doğru. Zararlı maddelerin hiçbir insanın sorununu gerçekten çözmez. Doğru. Sigara, alkol, uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıklar hem bireye hem de topluma zarar verir. Doğru arkadaşlar. Alkol bazen yalnızlıktan kurtulmanın bir çaresi olabilir. Kesinlikle arkadaşlar yanlış, Gonca'nın ifadesi yanlıştır. Alkol hiçbir zaman kişiyi böylesine yalnızlıktan kurtarma gibi bir çare olamaz. 9 arkadaşlar. Ne diyor? Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın diyor ayet-i kerime. Aşağıdaki kişilerden hangisi verilen ayetle çelişen bir davranış sergilememektedir diyor. Şimdi arzu arkadaşlar bakın sergilememektedir. Şimdi arzu internet üzerinde kumar oynamaktadır. Duru ailesinin gizlice odasında sigara içmektedir. Ayça arkadaşlarıyla gittiği bir ortamda uyuşturucu kullanmaya başlamıştır. Bakın arkadaşlar Arzu, Duru ve Ayça'nın yapmış olduğu kendi elleriyle kendilerini tehlikeye atmaktır. Fakat Ali ailesiyle birlikte satranç, bakın ailesiyle birlikte arkadaşlar 9 taş oynaması tehlikeye girmez, kötü alışkanlığa da girmez arkadaşlar. Evet, geçtik son sorumuza. Son sorumuza geçtik. Aşağıdaki hadislerden hangisi bu tavsiye ile ilgilidir? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem amcası Ebu Talib'in yanında küçükken bir süre çobanlık yapmış, biraz büyüdükten sonra da amcasıyla birlikte ticaret yolculuklarına katılarak ticaret yapmayı öğrenmiştir. O hiç kimseye muhtaç olup el açmamak için de bütün hayatı boyunca rızkını çalışarak elde etmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu özelliği de bütün insanlara tavsiye etmiştir. Yani arkadaşlar ne diyor? Hiç kimse kendi el emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir. Yani bir milletin işlerini danışma ile yapması, istişare, güçsüzün incindiği, hakkını alamadığı toplumda hakkı aramak arkadaşlar, adalet, sizin en hayırlınız, insanlara faydalı olmanız, insana değer vermek bizim istediğimiz arkadaşlar D seçeneği olacaktır. Böylelikle sorularımızı cevapladık. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.